Yarın asgari ücrete zam pazarlığında ikinci toplantı var. Asgari ücrete yüzde kaç zam gelecek, yeni tutar ne olacak, beklentiler ne yönde detayları alacağız Ankara'ya gidelim. Ahmet Melik Türkeş bizimle birlikte. Ahmet seni dinliyoruz. Milyonlarca çalışanı doğrudan etkileyecek asgari ücret görüşmeleri devam ediyor. İkinci görüşme yarın 19 Haziran pazartesi günü saat 10'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde yapılacak toplantı. Toplantıya Vedat Işıkan da katılacak. Peki bu toplantıda bizi neler bekliyor? İlk toplantıda taraflar arasında bir rakam telaffuz edilmemişti. İşte yarın işçi kesiminin taleplerini masaya getirmesini bekliyoruz. Bu kapsamda işçi kesimi görüşlerini, taleplerini, sınırlarını, isteklerini, elindeki rakamları masaya getirecek ve o görüşme sonrasında verilecek mesajlar son derece önemli olacak. Tabi işçi kesimini Türk İş, işveren kesimini TİSK temsil ediyor. Hükümet yetkilileri de bu görüşmelere katılıyor. Tabi masadaki en önemli konu rakamlar bu noktada verilen mesajlar aslında çok önemli. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce yaptığı açıklamada tüm tarafların içine sinilecek bir oran vurgusu yapmıştı ve çalışanı enflasyona ezdirmeyeceğiz demişti. Yine seçim öncesinde hükümet yetkililerinden gelen açıklamalarla 500 dolar seviyeleri işaret edilmişti. Kura baktığımız zaman aslında bugün itibariyle yeni asgari ücretin 11 bin liranın üzerinde olabileceği ifade ediliyor. Ancak tabii ki kesin sonuç masadan çıkan sonuç olacak. Pazarlık sonrası belli olan rakam olacak. Peki bugüne kadar işçi kesiminden, işveren kesiminden hangi mesajlar geldi? Buna da bakmak lazım. Öncelikle işçi kesimi asgari ücret hayat pahalılığına göre güncellenmeli diyor ve daha önce yapılan açlık yoksulluk araştırmasına göre bekar bir işçinin yaşam maliyeti 13.440 lira olarak belirlenmişti. İşte işçi kesiminin masada 13.440 lira rakamından hareket ederek pazarlık yapması bekleniyor. Peki ya işveren kesimi? Onlar ne diyor? Onlar sahasında dengeli ücret vurgusu yapıyor. Ne çalışanı ne de işvereni zora sokmayalım ifadelerini kullanıyorlar pazarlık sürecinde. Ve mevcutta 400 lira olan devlet desteğinin de artarak devam etmesini istiyorlar. Tabi bunlar bugüne kadar verilen mesajlar ancak. Asıl sonuç toplantıda çıkacak. İkinci görüşme yarın saat 10'da Çalışma Bakanlığı'nda. Bakan da katılacak. İşçi kesimi taleplerini masaya getirecek. Ve o toplantıdan sonra verilecek mesajlarla aslında görüşmelerin, pazarlığın nasıl bir yol izleyeceği de belli olacak. Biz de süreci Ankara'dan sizler için takip ediyor olacağız.